Galatasaray'da dikkat çeken bazı transfer hamleleri, gelişmeleri de oldu aslında. Onları da sana sormak istiyorum. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun Alman kulüplerin radarında olduğunu zaten biliyorduk. Şimdi de Fransızların ilgisini çekmeye başlamış. Özellikle Lyon'un büyük bir ilgisi varmış diye duyduk Kerem Aktürkoğlu için. Bu bilginin doğruluğunu ben sana sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir şey var mı? Kerem'in de hatta Lyon'dan bazı talepleri olduğu da söyleniyor bu anlamda. Ama Galatasaray'ın da Kerem'i çok bırakmak gibi bir isteği olmadığını da söyleyebiliriz. Güzel hatırlattın Melisa. Bugün Sabah gazetesinde manşete taşıdığım haber Lyon Kerem gelişmesi açalım. Şimdi Galatasaray sezon başı 11 oyuncuyu kadrosuna kattı. 23-24 yaş ortalama geleceğe yönelik hamleler. İç transfere geldi. İç transferde neler yapılacak? 3 oyuncu. Bir tanesi Luyendama. Sebebi sezon sonu serbest kalacak olması. Luyendama'nın serbest kalıp gitmesini istemiyor Galatasaray. Luyendama'dan para kazanmak istiyor. O yüzden biraz stratejik bir sözleşme uzatma olacak. Diğer iki isim. Tayran Antalyalı Kerem Aktürkoğlu. Yani Galatasaray'da evet artık ücretler Feghouli ile Babel'le Falcao ile kıyaslarsa gayet düştü. 900 bin euro, 800 bin euro işte Nelson'un Çıkaldağ'ın aldığı rakamlar. En pahalı Türk Halil Dervişoğlu 8,5 milyon TL'lik bir kontratı var. Ama demin saydığım iki isim Tayran Antalyalı 2,5 milyon TL, Kerem Aktürkoğlu 900 bin TL. Galatasaray'ın da hedef bu iki oyuncunun sözleşmelerini revize etmek. Hem bir ücret zammı, buna bağlı serbest kalma bedelleri. Neden serbest kalma bedelleri? Tayland Antalya'da İtalyan kulüpleri tarafından takip ediliyor. Kerem Aktürkoğlu ise hem Alman hem Fransız kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Şöyle haberler çıktı işte Kerem sözleşmeyi uzatmaya yanaşmıyor. Marka ile yaşadığı olayın etkisinde mi? Ama ben en güvendiğim kaynaktan aldığım bilgi Lyon tarafından Kerem'e iletilmiş bir mesaj var. Biz seni almak istiyoruz. Devre arası teklif yapacağız. Sözleşmeni uzatırsan ki muhtemelen Fransız kulüpleri bunu tahmin ediyor. Galatasaray nasıl Çıkaldağ'a 5 yıllık kontrat verdiğinde 25 milyon euro diye hatırlıyorum bir serbest kalma maddesi koydurdu. Kerem'e de 15 milyon eurodan aşağı bir serbest kalma maddesi koyulmaz. Bu rakamı Lyon şu aşamada karşılar mı şüpheliyim ama aksi bir senaryoda Kerem Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu 900 bin TL'ye oynuyorsa Lyon bence 10 milyon euroya yakın bir teklif yapar. Kerem'i de ikna eder diye düşünüyorum. Devre arasını bir görmek gerek. Devre arası Galatasaray'da gelenler olacak işte. Gerson Fernandes için, Elneny için muhakkak girişimler olacağını tahmin ediyorum. Ama Kerem'in durumu da çok önemli. Kerem sözleşmesini uzatmazsa bu periyotta Lyon bence şartları sonuna kadar zorlar Kerem için. Çünkü çok uygun profil. 23 yaşında A milli takımda düzenli oynamaya başladı. Norveç'e gol attı. Galatasaray'da Muslera'dan sonra en çok oynayan isim, en çok süre alan isim. Performansını tartışıyoruz Melis ama ben çok haksızlık etmek istemiyorum. Kolay değil. 2 sene önce Erzincanspor'da oynayan bir oyuncu şu an ana parçası oldu Galatasaray'ın. Kerem için yakından takip edeceğiz. Bendeki ispar tekrarlayayım. Lyon Kerem'i istiyor ve Kerem'in sözleşmesini uzatmasına soğuk bakıyor. Çünkü Kerem sözleşmesini uzatırsa Galatasaray bir serbest kalma maddesi koyacak. Bu serbest kalma maddesi de Lyon'u şimdiden endişelendiriyor diyeyim. Ve Kerem'le ilgili gelişmeler oldukça da izleyicimize paylaşacağız. Peki Mehmet Özcan, son olarak da Ferdi Kadıoğlu meselesine biraz değinmek istiyorum. Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Galatasaray'ın da Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği iddia edildi. Bizim bu konudaki bilgilerimiz nasıldır? Ferdi Galatasaray tarafından hiçbir şey duymadım ama Ferdi'nin sezon başı Fenerbahçe'de mutsuz olduğunu biliyordum. Bir Hollandalı oyuncuyla konuşmasına şahit olmuştum. Öyle söyleyeyim ama bu sezon başıydı. Şu an Pereira tarafından düzenli olarak her maç ilk 11, hatta bazı maçlar görev yeri de sağdan sola, soldan sağa geçiyor. Ben Ferdi'nin Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Galatasaray tarafı ile ilgili bana gelen bir istihbarat yok. Peki Mehmet Özcan, programı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istediğin notlar varsa onları da paylaşırsan çok sevinirim. Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı beraberlik ihtimalin ağır bastı bir maç Melisa. Bu maçtan alınacak bir olası beraberlikte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma adına artık işini yarılaması anlamına geliyor. Ondan sonraki süreçte Cuma, Cumartesi, Pazar derbi hazırlıkları olacak. Derbi ile ilgili de kadro, Sacha Boey'in durumu burada izleyicimize paylaşacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki teşekkürler aktardığım bilgiler için Mehmet Özcan. Galatasaray gündemini Mehmet Özcan'la konuştuk. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.